Değerli basın mensupları, Ramazan ayının son günlerine geliyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlamaya artık hazırlanıyoruz. Bu gece Kadir Gecesi. Bu gecede elde edilecek tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Gökyüzüne açılan ellerin ülkemizin, milletimizin birliğine, dirliğine, refahına ve huzuruna vesile olmasını diliyorum. Hem ülkemiz hem de tüm İslam alemi birkaç gün sonra da Ramazan bayramını kutlayacak. Türkiye bayrama bir yanda derin bir ekonomik kriz, diğer yanda çevremizde her geçen gün büyüyen jeostratejik risklerle giriyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da seçim iptal edilerek sandığa vurulan darbe milletin ağzında tat tuz bırakmadı. Dün gece Büyükçekmece'de bir seçim standımıza iki ayrı saldırıda bulunuldu. Aynı sandığa aynı kişinin attığı 4 oydan 3'ünü geçerli sayıp sadece birini geçersiz sayıp millet iradesini gasp eden mızıkçılar 23 Haziran'da İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na daha güçlü bir şekilde sahip çıkacağını gördükçe sinirleniyorlar. Saray ve etrafındaki sosyete millet tarafından reddedilmeyi bir türlü hazmedemiyor, içine sindiremiyor. Devlet adamı gibi değil, ergen çocuklar gibi davranıyorlar. Yeri geliyor, sandık sonucunu beğenmeyip mızıkçılık yapıyorlar. Yeri geliyor, muhalefete gözdağı vermek için kaba kuvvete başvuran yandaşlarına ses çıkarmıyorlar. Katran kaynatmakla nasıl şeker olmuyorsa, bu saray rejiminden de millete hiçbir hayır gelmiyor. Saray iktidarı tel tel dökülüyor. İcranın başı Erdoğan, dün yargı bağımsızlığı oyununu sarayında sahneleyip kendini alkışlatırken gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediğinin farkında bile değildi. Yargıya ilişkin düzenlemeleri saray kararnameleriyle mi yapacaklar? Anayasaya göre yetki mecliste, daha baştan kuvvetler ayrılığı darmadağın edilmiş vaziyette. Diğer taraftan sarayda sahneye konan bu komediye alkış tutarak dekor olan yargıçların, baroların ne yaptıklarını, neye hizmet ettiklerini anlamak mümkün değildir. Tam da o gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir sözüyle sarayda kurulan bu ucube tiyatro sahnesi hak ile yeksan oluyor. ABD Başkanı okyanus ötesinden Türkiye'de serbest bırakılmasını istediğimiz bir mahkum serbest bırakıldı. Şimdilik ev hapsine alındı ama yakında Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak diyor. Amerika Birleşik Devletleri papazı 24 saatte oval ofise gönderenlerin şimdi de aynı şeyi yapmakta tereddüt etmeyeceklerini çok iyi biliyor. O kadar emin ki kameralar karşısında eğleniyor. Kendi milletine kameralar önünde benim milletimin sırtından şov yapıyor. Bu imkanı veren Erdoğan'a teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Ev hapsine alınan bu mahkumun yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderileceğini Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı nereden biliyor? Türk yargısının ne yapacağını artık AK Parti Genel Başkanı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mı karar veriyor? Bu kafaların hazırladığı yargı bağımsızlığı paketinden ne beklenir? Ben milletimize soruyorum. Sarayın G20 toplantılarında Trump'la yüz yüze görüşme imkanı da bu mahkumun serbest bırakılması karşılığında koparabildiği anlaşılıyor. Oysa daha birkaç gün önce atama İçişleri Bakanı Amerika'ya kafa tuttuklarını söylüyordu. Gördük ki asıl Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunlarla kafa buluyormuş. Bir teşekküre, bir yüz yüze görüşmeye ülkenin itibarını takas edenleri tarih ve millet ve vicdanı elbette affetmeyecektir. Değerli basın mensupları, bu saray rejimi sadece Türkiye'nin uluslararası itibarına değil, milletin aşına işine de büyük darbeler vuruyor. Erdoğan 24 Haziran seçiminden önce ne demişti? Verin bu kardeşinize yetkiyi, faizle, dolarla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Millet yetkiyi verdi kendisine. Sonuç ortada.
Sarayın sosyete damadı çıkmış, Şubat-Ocak'tan, Mart-Şubat'tan, Nisan ve Mayıs hepsinden iyi olacak demişti. Tünelin ucunda ışığı gördüğünü söylemişti. Damat bakanın gördüğü ışığın hızla üstümüze gelen bir trenin ışığı olduğu kısa sürede anlaşıldı. Hepsinden iyi olacak denen Mayıs ayında tüketici güveni tüm serinin en düşük seviyesine geriledi. Ekonomide güven endeksleri yerle bir oldu. Şaha kalkan kur ve faiz milletin mutfağındaki yangını daha da harladı. Şirketlerin gelirlerini, karını silip süpürdü. 2018'de Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu. Bu kuruluşların elde ettikleri her 100 liralık faaliyet karının 90 lirası finansman giderlerine gitmiş. Bunlar Türkiye'nin kurumsal büyük şirketleri. KOBİ'lerin durumuna bakarsanız KOBİ'lerin durumu çok daha kötü. Sanayide 3 çeyrektir üretim düşüyor. Kuvvetle muhtemel bu yılın ikinci 3 ayında da sanayi üretimi gelecek. Yani sanayi 4 çeyrek üst üste daralmış olacak. Bugün 2019 yılının ilk 3 ayına ait milli gelir rakamları açıklandı. 2019 yılının ilk 3 ayında ülkenin geliri geçen yıla göre %2,6 düşmüş. Küçülüyoruz. Şunu da hatırlatmak isterim. 2018'in ilk 3 ayında yani aynı dönemde ülkenin geliri %3 daralmıştı. %3 daralmanın üzerine %2,6 bir daha daralmış oluyoruz. Dolayısıyla ekonomideki durgunluğun halen sürdüğü gözüküyor. 2019'un ilk çeyreğinde mevsim ve takvim etkisinden arınmış milli gelirdeki %1,3'lük bir artış var. Bu artışın da sürmeyeceği anlaşılıyor. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Öncü göstergeler bunu gösteriyor. En azından tüketici güvenine bakalım. Ama milli gelirin alt kalemlerine baktığımız zaman da bunun sürmeyeceğini tespit etmek mümkün. Büyümenin harcama bileşenlerine bir bakalım. 31 Mart seçimleri için gevşetilen kamu harcamalarının gelecek aylarda artık sürdürülemeyeceğini biliyoruz. Çünkü bütçe açığı taşınamayacak yerlere doğru çıktı. Devletin borcu hızla artıyor. Ama bu ilk 3 ayda kamu tüketiminin katkısı olmasaydı, yani kamu tüketimi %7 büyüyüp büyümeye katkı yapmasaydı, İlk 3 aydaki ekonomik daralma %2,6 değil, %3,6 olacaktı. Yani ilk 3 aydaki 100 lira olacak bir gelir kaybını kamu harcamalarına gaz vererek 61,5 liraya düşürmüşler. Bunu bundan sonraki aylarda sürdürmek artık mümkün değil. Bir şey yapılabilirdi, bunu baz alarak, ekonomide sürekli güveni arttırarak ülkeyi bu bazın üzerinden yeniden bir toparlanma sürecine sokmak mümkündü ama İstanbul seçimiyle bu imkanı da kaçırdılar. İleriye dönük kaygılarımızı arttıran bir başka gelişme milli gelir rakamlarına baktığımız zaman yatırım harcamalarındaki düşüş, yani ülkede yatırım yok. Bakın 2019'un ilk 3 ayında yatırımlardaki gerileme %13. Böyle bir gerilemeyi, böyle bir hızlı düşüşü bu milli gelir serisinde bugüne kadar görmemiştik. İlk defa görüyoruz. Yine yatırımlardaki gerilemenin 3 çeyrektir devam üst üste devam ediyor olması da yine bu milli gelir serilerinde pek de görmediğimiz bir husustu. Makine teçhizat yatırımları, üretimi arttıracak, kapasiteyi arttıracak makine teçhizat yatırımları bir yıldır düşmeye devam ediyor. Yatırımcının ülkeye güveni kalmamış. Bu rakamlar onu gösteriyor. Dolayısıyla ekonominin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü arttıracak yatırımları yapmıyor. Türkiye sadece bugünü değil, geleceğini de kaybediyor. Yine bir başka dikkat çeken husus bu seride, dolar cinsinden milli gelirdeki gerileme. 784 milyar dolar olan milli gelir 2019'un ilk 3 ayında 37 milyar dolar daha gerilemiş. Yani ilk 3 aydaki gerileme 37 milyar dolar. Ve uzun zamandır ilk defa 2008'den bu yana yanlış hatırlamıyorsam
750 milyar doların altına inmiş, 747 milyar dolar olmuş. Ama işler ne kadar kötüye giderse gitsin, sarayın ve sosyetesinin işleri hep düzgün gidiyor. Ülkenin işleri kötüyken sarayın işleri düzgün. Ülkemizde her 100 gençten 26'sı işsiz. Her 100 işsizden 24'ü üniversite mezunu. İşsizlik rakamları rekorlardan rekorlara koşuyor. Ama bir de bakıyoruz ki bazı mütekaid AK Partili siyasiler saray tarafından ballı maaşlarla kamu bankalarının yönetim kurullarına atanıvermişler. Şimdi soruyoruz, bu atanan isimlere bakıyoruz. Bu atanan isimlerin bir bankayı yönetme tecrübesi var mı? Hayır, yok. Fon maliyetini, bileşik faizi, kredi fiyatlamasını bilirler mi? Mümkün değil, bilemezler. Peki bir özel banka bu kişileri yönetim kurulu üyesi olarak atar mı? Mümkün değil, eğer iktidardan bir şey beklemiyorsa. Peki bir bankaya genel müdür olmak için hangi şartları taşımak lazım? Bu kanunla belirlenmiş. Diyor ki 10 yıllık bankacılık tecrübesi olması lazım. Bunlarda hiçbir bankacılık tecrübesi falan yok. Bankaya sadece para yatırıp çekmeyi biliyor bu isimler. Yani insanın aklına şu soru geliyor. Bu partide bankacılık yapacak liyakate sahip, milletin bankalarını iyi yönetecek hiç mi genç insan yok? Hiç mi bu işlerden anlayan liyakatli kadrolar yok? Bu kadar mı metal yorgunluğuyla mağlul bu parti? Bu atamalarla saray öyle gözüküyor ki bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Birinci hedef, kamu bankalarına parti komiseri atamak ve milletin parasını, çok açık söyleyeyim, siyasete peşkeş çekmek. Kamu kaynaklarını yandaşlarına aktarmak. İkinci hedef de ballı maaşlarla dağıtılacak kar paylarıyla partinin içindeki bir takım kıpırdanmaları bastırmak, partinin eski ağır toplarının sadakatini satın almak. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında kamu bankalarının seçim kazanmak için kullanıldığı biliniyor. Mesela iktidarın elindeki bankaları, kaynaklarını daha çok iktidarda olduğu, yani belediyelerini kazandığı illere ya da kazanacağı illere aktardığını tespit eden bir takım akademik çalışmalar var. Yine hepimiz biliyoruz, kamu bankalarının havuz medyasına verdiği, iktidarı öven ve özellikle seçim dönemlerinde yoğunlaşan reklamlar da var. Kamunun kaynakları bu bankalar eliyle milletin parası iktidara oy devşirmek amacıyla kullanılıyor. Şimdi bankacılıktan bir haber parti komiserleri eliyle bu işler daha da kötüye gidecek. Tüyü bitmedik yetimin parası yandaşlara seçim rüşveti olacak. Değerli basın mensupları, bugün yaşadığımız derin krizin tek sorumlusu saray yönetimidir. Bu kötü yönetim tarihten de ders almamaktadır. Türkiye maalesef hızla 1994'te yaşanan ekonomik krize ülkeyi götüren hataları tekrarlıyor. Bir yanda faiz ve döviz kuru piyasa dışı önlemlerle baskılanmakta, diğer yanda başta kamu bankaları olmak üzere bankacılık sistemi üzerinde siyasetin gölgesi giderek ağırlaşıyor. ...1994'e ek olarak bir de ekonomi yönetiminde her gün biraz daha derinleşen bir liyakat sorunu yaşanıyor. Hatırlayalım, saray ekonominin başına memlekette ehliyet sahibi başka bir isim yokmuş gibi damadını getirdi. Yetmedi, eş, dost, ahbap çocuklarını bakan genel müdür yaptı. Şimdi de mütekaid partilileri kamu bankalarına yönetim kurulu üyesi yapmakla meşgul.
Türkiye adeta bir aile şirketi gibi yönetiliyor. Adetası da fazla, aile şirketi gibi yönetiliyor. Aile şirketi oldu. Bunu gören yatırımcılar da ülkemize kuşkuyla bakıyor. İşte yatırım rakamları ortada. Türkiye zaten derin bir kriz yaşarken bu hatalar krizin daha da derinleşip daha da uzamasına açıkça katkı yapıyor. Oysa Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Memleket yangın yerine dönmüş, sarayın umurunda bile değil. İstanbul seçimleri için tüm kadro oradan oraya koşturuyor. İstanbul'un rantı elimde kalsın da isterse Türkiye yansın diyor. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını elinden alanlar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekaletini ancak İstanbul Valisi'ne emanet edebildiler. O da bu güvene layık olmak için seçim adaleti falan dinlemiyor. Belediyenin ve valiliğin paralarıyla düzenlediği İstanbul'un fethi programında AK Parti belediye başkan adayına konuşma vererek onun kampanyasına devlet katkısında bulunuyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Biz sandığa 16 milyon İstanbullunun ve 82 milyon yurttaşımızın hakkına, hukukuna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Milletimizin de bu hak arama mücadelesine ortak olup destek vereceğine de yürekten inanıyoruz. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden alınan hakkını milletimiz 23 Haziran'da hak sahibine yani Ekrem İmamoğlu'na çok daha büyük bir destekle verecek. İnsanlarımızın vicdanlarıyla baş başa kalacağı bu gece Kadir Gecesi'nde haksızlığa göz yuman dinsiz şeytandır sözlerini, peygamberimizin sözlerini hatırlayacaklarını biliyorum. Bizim milletimize güvenimiz tam. Sözlerimi tamamlarken milletimizin mübarek Kadir Gecesi'ni ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı bir kez daha kutluyoruz. Bayramda yola çıkacak yurttaşlarımızdan trafikte dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını özellikle rica ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Evet, buyurun. Efendim, Örtün Markov TV. Siz bankalara yapılan atamalara değindiniz ama bu atamalardaki kişilere de ödenecek maaşlar da bugün kamuoyundaydı. Örneğin 19.750 TL maaş alacakları yansıdı. Bu maaşları alacaklar mı? Bunun yanında ek kalemlerde var mı? Hani böyle bir durumda bu maaşları nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi, Kadri Gürsel'in kelepçeli fotoğrafıyla ilgili cezaevine götürülmesi, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Adalet Bakanı da bugün sabah katıldığı bir yayında kabul edilebilir değil dedi. Siz o görüntüyü nasıl yorumlarsınız? Bir de Sayın Norman Kurtulmuş'un dün akşam bir açıklaması oldu. Bugüne kadar AK Parti yöneticileri İstanbul için oylara genellikle çalındığı ifadesini kullanıyordu. Ama Norman Kurtulmuş, bazı kardeşlerimiz kızmış, milletvekiline kızmış, partinin yaptığı bir şeye kızmış, küsmüş, darılmış. Bu yüzden oy vermemiş şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Çalındı'dan bu yöne bir dönüş var. Söylemlerde nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir kere kamu bankalarının yönetim kurullarının imkanlarının oldukça iyi olduğu biliniyor. Atadıklarına göre bu imkanlardan da sonuna kadar yararlanacaklar. Makam arabaları da olacak, maaşı da alacaklar. Gidip gelişlerinde uçak biletleri de banka tarafından karşılanacak. Yetmez muhtemelen senelik prim de alma ihtimalleri var. Eğer bankayı kar ettirirlerse tabii. Şimdi ikincisi, değerli gazetecimiz Sayın Kadri Gürsel'in karşı karşıya kaldığı muamele gerçekten kabul edilemez. Hukuk açık, kurallar gayet açık. Bu kurallara rağmen çok keyfi bir biçimde ellerine kelepçe takılıyor. Serbest bırakılması gereken yerde kelepçeli resimleri çektiriliyor. Ondan sonra da akşam geç saatte serbest bırakılıyor.
Bakın açık söyleyeyim. Tüm bu uygulamalar bu ülkede hukuk devletinin olmadığına dair inancı güçlendiriyor. Buna karşılık da ülkeye duyulan güveni zayıflatıyor. Bu tabii demokrasi açısından, insan hakları açısından kabul edilebilir bir husus değil. Ama milletimizin şunu da görmesi lazım. Yapılan bu uygulamalar aynı zamanda milletimizin cebinde yangın çıkarıyor. Mutfağındaki tencereyi de bu ülkeden yatırımcıları kaçırmak suretiyle boşaltıyor. Son olarak bir şey daha sormuştunuz. Numan Bey'in lafıyla ilgili geçen gün de bir şeyler söylemiştim. Numan Bey'in anladığım kadarıyla vicdanı artık çaldı demeye el vermiyor. Onun için de ne olduğunu biliyor. Milleti unutan iktidara milletin nasıl sarı kart gösterdiğinin farkında. O nedenle de biz sizi unutmadık demeye çalışıyor. Ama Numan Bey ne derse desin, saray her geçen gün yaptığı uygulamalarla milletten artık koptuğunu, milleti unuttuğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla hem ortada İstanbul seçimleriyle ilgili ciddi bir haksızlık var, ciddi bir hukuksuzluk var. Biraz önce söyledim. Bu haksızlık ve hukuksuzluğa biz milletimizin hiçbir şekilde tahammül edemediğini biliyoruz. Bundan önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş, bundan önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş, başka partilere oy vermiş yurttaşlarımızın bu defa daha büyük bir kararlılıkla bu hakkı iade etmek için sandık başına gideceğini görüyoruz. Onun için diyoruz ki Ekrem İmamoğlu artık sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sadece Millet İttifakı'nın belediye başkanı değil. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı. Evet. Başka soru yoksa arkadaşlar, sizlerin de hem Kadir Gecesi'ni hem bayramını nice mutlu kutluyorum. Hepinize, ailelerinizle nice mutlu bayramlar diliyorum. Sağ olun.